Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü hafta sonu mesaisini çalışmaları yerinde inceleyerek geçirdi. Konuralp Antik Kenti'nde devam eden kazılarda 2 gün önce bulunan kilise yapısını yakından gören Başkan Özlü, daha sonra Modern Sanayi Sitesi'nde devam eden çalışmaları inceleyerek bölge esnafı ile sohbet etti. Buradaki yapıyı da daha sonra işlemişler. Zemini sert bir zemin, içindeki su alta doğru inmiyor. Bu odanın içini boşaltıyoruz. Bu da kilisenin esasında. Bu ne şey? Şu bu duvar kamulaştırıldı bu duvar. Bu duvar yıkılacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 24-31 Ekim tarihleri arasında 3.008.247 araç denetlendi. Yapılan denetimler sonucu çakar takmalarına izin verilmeyen araçlara çakar takarak kullanılan 388 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca hız ihlalinde bulunan 155.261, periyodik muayenesini yaptırmamış 34.668, sürücü belgesiz araç kullanan 18.465 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12.475 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 527.484 araç ve sürücüye işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda emniyet kemerinin de önemine değinerek emniyet kemeri kullanmak trafik kazalarında ölümleri %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında engelliyor. Lütfen güvenli bir yolculuk için emniyet kemerinizi seyahat süresince takılı olmasına dikkat edelim ifadelerine yer verdi. Kaza Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Dedeler Mahallesi istikametinden Soğukpınar Mahalle istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 ACS 125 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarparak devrildi. Kazanın ardından beton elektrik direği de aracın üzerine devrilirken kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken kaza sebebiyle Soğukpınar ve Dedeler Mahallesi'nde elektrikler kesildi. Bölgeye gelen ekipler mahallelere elektrik verilmesi için çalışma yaptı. Işık kapat. Işık dursun yani. Batı Karadeniz bölgesi yaklaşık 2 hafta boyunca kestane karası fırtınasının etkisi altında kalmış ve bu süre zarfında balıkçılar denize açılamamıştı. Fırtınanın sona ermesinin ardından avlanmaya çıkan tekneler hamsiyle kıyıya döndü. Düzce'de de hamsinin kilogramı 100 liradan tezgaha indi. Balıkçı Hülya Kılıç hamsinin 2 gün önce tezgaha geldiğini ifade ederek vatandaşlar kilogramı 100 liradan hamsi tüketiyor. Deniz güzel, inşallah bu bereket ve bolluk devam eder dedi. Karadeniz abla. Nerede? 100 lira kilo tavlıyor.
Çok güzel. İki gündür 100 liraya hamsi yiyor vatandaşlarımız. Deniz güzel, hamsi iyi. Şu anda inşallah bu bereket, bolluk devam eder diyorum. Ama palamut da iyi bu sıra. Sezonun başından beri palamutun hep üstündeydi hamsi. Her düşmüş herhalde, biraz yükseldi. Aynen öyle. Palamutun dönemi yavaş yavaş bitmek üzere. Kısa bir sıra var. Bol bol yesinler çünkü tükenmek üzere. Bundan sonra hamsiyi inşallah daha iyi şartlarda yiyeceğiz diye düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta 9. hafta maçları bugün oynandı. Gazi Osman Paşa Stadı'nda oynanan maçta Düzce Spor 85. dakikada Enes Can Özdemir ve 89. dakikada Emirhan Yılmaz'ın golleriyle 3 puanı kazandı. Ev sahibi ekibin golünü ise 27. dakikada Ömeren Çıldır kaydetti. Kritik galibiyet sonrası puanını 15'e yükselten Kırmızı Lacivertli ekip ligde 5. sıraya yükseldi. Bolu Belediye Meclisi'nin Kasım ayı 1. birleşiminde CHP'li meclis üyesi Okay Özcan'ın konuyu gündeme taşıması üzerine açıklama yapan Başkan Tanju Özcan, açık otoparkların 2007 yılında Bolu Belediyesi tarafından 10 yıllığına, ardından yine Alaaddin Yılmaz döneminde tekrar 10 yıllığına Bolu Spor'a kiralandığını belirtti. Özcan, Bolu Spor'un bu otoparkların işletmesini zaman zaman alt kiracılara devrettiğini, bazen de kendi personeliyle işlettiğini ifade ederek şöyle konuştu. Başkanım. Tamam. Gündem konularına geçmeden bir konuya değinmek istiyorum. Yine toplum içinde böyle bir farklı algı var. Otoparklardan, yol kenarındaki otoparklardan yeni uygulama HGS ile belediye bir yeni ücret çıkardı gibi bir algı oluştu. Bunu da daha önce biz konuşmuştuk sizinle ama bu konuda da bir bilgi verirseniz. Evet, ben de bugün öğrendim. Bir şeyler duyuyordum ama detayını bugün öğrendim. Şimdi hangi yıl otoparklar Bolu Spor'a 10 yıllığına kiralandı Naim Bey? 2007'den sonra demek ki 2017'de bir daha 10 yıllık kiralanmış. Demek ki 2027'de bitecek. Şimdi arkadaşlar, biz bu açık otoparkları Bolu Belediyesi olarak ilk olarak 2007'de 10 yıllığına, sonra da yine Alaaddin Yılmaz döneminde 2017'de 10 yıllığına Bolu Spor'a kiralamışız. Bolu Spor da bunu alt kiracıya kiralıyor. Bir ara kendi personel çalıştırıyordu. Bir ara şeydi, alt kiracıya kiralıyordu. Yine alt kiracıya kiralamış. Ama otoparklarla ilgili şöyle bir şey vardı. Bazıları cezaya itiraz etmiş, özellikle avukatlardan. Mahkeme cezayı iptal etmiş. Zorla alamazsınız diye. Şimdi bu yeni kiraladıkları kimse bilmiyorum. Ben önce duyunca olmaz canım böyle şey dedim. HGS ile ne alakası var? Duyunca şunu anladım. Bir defa öncelikle şunu bilin. Diyelim, rakamı hatırlamıyorum. Biz Bolu Spor'u aylık 50 TL'ye kiralamışız. Bolu Spor da bunu alt taşeronuna 80 TL'ye kiralamış. Şimdi adam uyanık bir arkadaşımız herhalde, tanımıyorum. Gitmiş karayollarıyla bir anlaşma yapmış. Karayollarına demiş ki, bana HGS'den bir yetki ver. Ben demiş, park eden araçların plakasını sana atayım. HGS sistemi de varsa araçta, otomatik olarak paramı kes, içinden komisyonu al. Kaç liraya anlaşmışlar bilmiyorum. Güzel de. Böyle bir şey yapılabileceğini ben bilmiyordum. Başka şehirlerde örnekleri varmış. Biraz önce, 200 saat önce öğrendim Naim Bey'den. Ama şu bana adil gelmiyor. Şimdi eskiden diyelim o firma 80 liraya kiralıyordu, 100 lira para kazanıyordu. 80 lirasını Bolu Spor'a veriyordu diyelim. Şimdi bu yeni uygulamayla bu 1000 lira kazanacak. Bolu Spor gene 80 lira almaya devam edecek. Şimdi burada bu benim aklıma yatmıyor. Ya parayı belediye alsa onu da anlayacağım. Bir de almadığımız paranın şeyini de biz, ceremesini de biz. Size yansıyor, ben söyleyeyim. Başkanım, halk bilmiyor.
Tekrar söylüyorum. Burası 2017 yılında en son 10 yıl süreyle Boluspor İktisadi Teşekkülü'ne kiralanmış. O İktisadi Teşekkülü bir alt kiracıya buraya kiralamış. Dolayısıyla Bolu Belediyesi buradan gelir elde etmiyor. Boluspor sadece buradan gelir elde ediyor. Ama onun elde ettiği gelir, atıyorum demin söyledim 80 liraysa gene 80 lira olarak kalıyor. Ama karayollarının verdiği bu izinle adamın kazancı belki 10 katına, belki 20 katına çıkacak. Dolayısıyla tamam biz almıyoruz ama burada sesimizi çıkartamayız deme şansımız da yok. Ne yapalım karayolları vermiş deme şansımız da yok. Bana göre burada bir uyanıklık var. Bir uyanık kardeşimizin bulduğu bir şey var. Ama bana şey gelmiyor, helal de gelmiyor, doğru da gelmiyor. Koru Hastanesi, anne ve babaların doğuma en iyi şekilde hazırlanmak, doğum sürecini bilinçli ve güvenli hale getirmek, süreçteki kaygıları hafifletmek ve doğumun doğal bir süreç olduğu bilincini yayarak toplumsal farkındalığı arttırmak hedefiyle Koru Doğa Kampı projesini hayata geçirdi. 1-3 Kasım tarihleri arasında Bolu Koru Otel'de gerçekleştirilen Koru Doğum Kampı'na doğum genetiğimizi nasıl etkiler, anne baba olurken, gebelikte günlük yaşam pratikleri, doğum tercihleri gibi birçok oturuma yer verildi. Eğitimin fark yarattığını herhalde herkes biliyor ve hayatımızın en temel ihtiyacı bilgi alma ihtiyacı. Tabii günümüzde insanların bilgiye ulaşmasıyla ilgili çok sayıda kaynak var. Bu kaynakların çeşitliliği bazen yorucu, bazen bilgi almanın çok da doğru olmadığı ya da karıştırıcı olduğu noktalara gidiyor anne adayları, baba adayları. Gördüğünüz bir ihtiyaç üzerine zaten yıllardır ebeveynlikle ilgili doğum okulu, gebe okulu planlarımız dahilinde yürüyor. Yaklaşık 15 yıldır bu eğitimleri veriyoruz ve bunun da çok fazla faydasını görüyoruz. Gerek doğumda, gerek ebeveynlik süreçlerinde, gerek emzirme süreçlerinde. Biliyorsunuz doğum aslında temeldeki, toplumdaki en önemli koruyucu sağlık hizmeti. Yani gebelik süreçlerini iyi geçirmek, iyi bir doğum yapmak, iyi bir emzirme süreci bütün anne babaların sağlıklı bebeğe ulaşmak için heveslendiğini veya istediğini düşünecek olursak hepimize düşen en temel görev. Biz sağlık ekipleri, sağlık personelleri, sağlık kurumları ve anne babayla bir ekip halinde çalışıyoruz. Bir takım halinde çalışıyoruz. Ama burada anne babanın bilinçli olması, şuurlu olması, gebelik öncesinden itibaren aslında beslenmenin alışkanlıkların düzenlenmesi, gebelik sürecinin çok iyi bir şekilde geçirilmesi ve doğumun gene bunun devamında iyi bir şekilde tamamlanması, emzirme süreci ve çocuk yetiştirmeye giden uzun bir halkanın genelini konuşuyoruz biz bu kampta. Doğum bunun aslında çok önemli, belki de çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Ama tabii kadınların dünyasında önemli bir kısmı doğum. Dolayısıyla bir bütün paketin içerisinde doğumun yer aldığı yeri, önemini ve nasıl bir süreç olduğunu beraberce gözden geçiriyoruz. Gerçek anlamda bedenimiz gebe kalmaya, onu büyütmeye ve onu doğurmaya zaten tasarım olarak ve biyolojik olarak uygun. Ama günümüzde çok fazla uygulama bunu etkiliyor, değiştiriyor, biçimini farklandırıyor ve bizim ülkemizde de düşünecek olursanız gerçekten %62 gibi bir sezaryen oranıyla insanlar doğum yapıyor. Sezaryen son derece önemli ve iyi bir ameliyat ama bunun işte bebek tarafında ve anne tarafındaki katkılarını, sağlığa etkilerini de dahil eden geniş böyle bir eğitim programını gözden geçiriyoruz. Ama daha çok doğum süreçleri, gebelik süreçleri ve bunların bugünkü güncel bilgi düzeyindeki verilerini ailelerle beraber konuşuyoruz. Güzel bir eğitim ekibimiz var bu kampımız boyunca. Ailelerimizden de şimdiye kadar aldığımız geri dönüşler oldukça güzel. Daha önce kısa süreli, 2 saatlik, 1 günlük vesaire gibi eğitim programlarının aksine bu 2 günlük bir kamp halinde gerçekleştirildi. Devamını da getirmeyi planlıyoruz. Şöyle söyleyeyim, bugüne kadar çevresel faktörler, eğitim zamanımızdaki faktörler, genel faktörlerden sadece öğrendiğimiz tek şey bugüne kadar yanlış olduğunu öğrendik. Bu eğitimle beraber çocuk gelişimin, eşimin çocuk planlamasından önce neler yapılması gerektiğini,
doğum esnasında neler yapılması gerektiğini, doğumdan sonraki bir baba olarak neler yapmam gerektiğini bu eğitimde öğrenmiş oldum. Yani toplumumuzda biliyorsunuz tipik anne çocuğu yapar, eğitir, büyütür. İşte gerekli faktörleri anne sağlar derler ama ben buna bugünden itibaren katılmıyorum. Yaşım 42. Buraya katıldığım için çok mutluyum. Çok fazla şeyler öğrendim. İnanın 42 yıldır öğrendiğim şeylerin de burada yanlış olduğunu öğrendim. Ve bugünden sonra da çocuğumuz için daha bilinçli olacağız, daha güzel şeyler yapacağız, çevresel faktörlere inanmayacağız, eğitimlere katılacağız, topluma faydalı bir çocuk yetiştirmek için de gerekli araştırmaları yapacağız ve en önemlisi hekimlerimize güvenmeyi de öğrendik biz burada. Öncelikle bu eğitime katıldığım için ve hastanenin sahibi Aydan Hoca'nın ve hekimimizin Ayşegül Hoca'nın bize bu olanağı sağladığı için çok mutluyum. Beklediğimin çok daha ötesinde bir eğitim oldu. Öncelikle çok yeni bilgiler elde edildik ve bilginin her zaman da güç olduğuna inanıyoruz. O sebeple zaten eşimle birlikte buradayız. Tabuları yıkıp bu hamilelik, gebelik ve sonrası için bir birey yetiştirmesi aşamasında bilgiyle donatılmış bir şekilde çocuğumuzu büyütmek istiyoruz. Ve bunu da bilgiyi ne kadar çok alırsak o kadar daha bu süreci korkudan ziyade keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Bu sebeple hem Koru Hastanesi'ne hem Aydan Hoca'ya hem doktorumuz, hekimimiz çok sevgili Ayşegül Hoca'ya çok şükranlarımızı sunuyoruz. Çok faydalı ve donanımlı bir eğitim oldu. Yangın Ağiler Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle muhtarı Metin Atova'ya ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından eve giren ekiplerce mahalle muhtarı Metin Atov'un 84 yaşındaki annesi Hanime Atov'un cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından Atov, Pamukova, Ağlar Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazını mütakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Abi arabada alır mıydı? Yasak anne, yasak anne nasıl olacak? Ödün ağrıdı. Bir daha bir başı Helallik haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Bu merhume yengemize haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Allahü Teala hepimizden razı olsun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Yavaş yavaş.
1 Temmuz 2022 tarihinde Akyazı ilçesinde kasten öldürme olayına karışan ve olay tarihinden itibaren firari olarak aranan NB, 2 yıl içinde peruk takıp kılık değiştirerek, takma isim ve başkalarının adlarına telefon hattı kullanarak İstanbul'da ve Kocaeli'de saklandı. Şüpheli olayın yıl dönümünde tekrardan Sakarya'ya dönüş yaptı. Sakarya Nehri kenarında saklandığı barakadan çıkarak akaryakıt istasyonunda kahvaltı yaptığı sırada jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden ise 2 adet tabanca, 42 adet fişek ve peruk ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırvistan'ın Porak şehrinde 8-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 2024 Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda Sapancalı sporcu Hüseyin Memioğlu önemli bir başarıya imza atarak 3. oldu. Memioğlu müsabaka sırasında kaburga ve kulak kıkırdağının kırılmasına rağmen müsabakaları bırakmadı. Antrenman sürecini anlatan Memioğlu şöyle konuştu. Ne zaman? Akşamüstü geçsen olur mu? Şimdi stabil durumumuz, sakatlıkları hallettik. Çok şükür sağlık durumumuz çok iyi. Antrenmanlara devam ediyoruz. İnşallah seneye altın madalya için savaşmaya devam edeceğiz. Bu yıl hazırlandığımız Veteranlar Dünya Şampiyonası'nı noktalamış olduk. Triatlon etaplarımız, yüzme, bisiklet, tepe koşuları, yayla koşuları vesaire ve bunun yanında Sakarya Büyükşehir Belediyesi tesislerinde yapmış olduğumuz güreş antrenmanlarıyla formumuzun zirvesine ulaşmış olduk. Formumuzun zirvesine derken bunu da Dünya Şampiyonası'nda çok şükür yaşamış olduk. 5 maç yaptım. 5 maçın hiçbirinde pasifite görmedim. Bir tek geri adım atmadım. Rakiplerimle adeta savaşırcasına mücadele ettim. Üçüncü olduk. Nasipte bu varmış. Fakat bunu çok da yerimizden memnun olamadık. Çünkü biz altın madalya için ona motive olarak gittik. İnanın zaten grup finalinde yenildiğimiz maçta öndeyken kendi kişisel hatamızdan dolayı puan verdik ve altın madalyadan üçüncüye uzamış olduk. Bir gün süren bir süreçte 5 maç yaptık. Yalnız anlatmaya gerek kalırsa o bir günde çok şeyler sığdı. İnanın belki bir kitap yazılır bugün için. Çünkü motivasyon, oradaki atmosferin büyüklüğü, sonuçta bir dünya şampiyonası, tüm ülkeler ve tüm takımlar çok iyi hazırlanmış. Gelmişler. Biz tabii onlardan daha iyi hazırlandığımız için tek pasifte daha iyi görmedik. Hocam Zafer Başar'la çok mükemmel bir uyum içerisinde 5 maçımızı attık. 4. maçta grup finalinde maalesef bir kendi oyunumuzu yaparken ve kendi hatamızla yaparken bu arada kaburgamız kırılmış oldu. Aynı zamanda kulağımız da daha önceki maçlarda kırıldı. Ama buradan boş dönemezdik. 3-5 maçına motive olduk. Kırık kaburgayla raporumuz da var zaten kaburganın kırıldığına dair. Bu maçta mücadele etmek zorundaydık. Bir odaya kapanarak çok iyi bir motivasyon örneği sergiledik. Çok iyi adapte olduk. Rakibimiz de 2019 Dünya Şampiyonası'nda final yapan Azeri kardeşimizdi. Bu maça kırık kaburgayla ve sabır mücadelesi oldu gerçekten. Bu maçı 7-1 kazandım. O kadar sıkı motive olmuşum, o kadar kendimi adapte edip öylesine inanmışım ki maçtan sonra bayılma noktasına kadar geldim. Minderin kenarında doktor müdahale etti. Yani bütün acıları maçtan sonra hissettim. Maç anında tabii ki bunları hissetmedik. Bolu'nun Göynük ilçesinde yer alan, çevresi çam ormanlarıyla çevrili Çubuk Gölü, ilçeye 11 kilometre, Bolu merkezine ise 135 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Gölün berrak suyu ve çevresini saran yemyeşil ağaçlar ziyaretçilerine huzurlu bir atmosfer sunuyor. Gölün yakınında bulunan Gölbaşı köyünde de misafirlere konaklama ve yeme içme hizmeti veriliyor. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Çubuk Gölü gözde turizm merkezlerinden biri haline geldi. Ayrıca göl şehir hayatından bunalan vatandaşlara huzur dolu bir ortam sunuyor.